Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze yaprak sarması nasıl sarılır, nasıl yapılır, yaprak nasıl haşlanır, iç harcı nasıl yapılır, bunun tarifini vereceğim inşallah. Kıymalı etli iç harcı yapacağız. Çok lezzetli, çok da güzel oluyor. Öncelikle yapraklarımızı toplamakla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Topladığımız yaprakları iç tarafları aşağı gelecek şekilde desteleyelim. Bu şekil. Bana destek için kanalıma abone olmanızı, beğeni yapmanızı, yorum yazmanızı beklerim arkadaşlar. Hangi ilden, hangi ilçeden, hangi şehirden izliyorsanız bir selamınızı beklerim. 3-4 litre kadar suya 1 tatlı kaşığı tuz atalım. Yapraklarımızın rengi dönene kadar haşlayacağız. Çok bekletmeyeceğiz. Çok taze oldukları için kopma yapar. Sadece rengi dönecek. Kaynattığımız suya tuz atmayı unutmayın. Yaprakların lezzeti daha güzel olur. Bir tatlı kaşığı attım ben. Renkleri döndü. Hemen sudan çıkaralım. Çok fazla bekletmeyin yaprakları haşlarken. Üzüm yaprağının tam zamanı. Salamura yaprak salamurası da var. Bakmak isterseniz, yapmak isterseniz sayfamda. Şimdi iç harcını hazırlayalım. İç harcı için 4 su bardağı pirinç ekleyeceğim. 1 su bardağı bulgur. Pirincin bir bardağını oraya koymamışım. Güzelce yıkayalım. Yıkadıktan sonra lehene boşaltalım. 300 gram az yağlı kıyma. 3 yemek kaşığı dolu dolu domates salçası. İsterseniz 1 yemek kaşığı da biber salçası ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ. Az gelirse yarım su bardağı daha eklerim. Yarım su bardağı su. Su bardağı ölçüsü 200 milim. Klasik su bardağı. Baharatlarımız 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon. Baharatların azlığı çokluğu tamamen sizlerin damak zevkinize kalmış. Bir demet maytanozu da ince ince doğrayalım, kıyalım. 2 adet kuru soğan. Kuru soğanlarımız büyük. Küçük olursa 3 adet ekleyin. İsterseniz iç harcına sumak da ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi benim yapraklarım ekşi olduğu için ben sumak eklemedim. Yarım su bardağı sıvı yağ daha ekledim. Güzelce yoğuralım. Yoğurduktan sonra ağzını kapatalım. Yarım saat iç harcını dinlendirelim. Bu esnada ortalığı toparlayalım. Yarım saat dinlendiği zaman yağı yüzüne vuruyor. İç harcı biraz yumuşamış oluyor. Mayalanmış oluyor. Çok lezzetli, çok da güzel oluyor. Bunu her yaprak sarmamda ben uyguluyorum. Şimdi saplarını, yapraklarımızın koparalım. Saplarını atmayalım. Bir tabağa biriktirelim. Sarmamızın, tenceremizin dibine koyacağız ki yaprakların saplarının ekşimenliği yaprağa geçsin, daha lezzetli olsun. Yaprağın içi elimizin üstüne gelecek. Dış kısmı bu şekil, iç harcını koyacağımız yere gelecek şekilde bir miktar iç harcı ekleyelim yaprağımıza. İster elinizle sarın, ister tahtanın üzerinde sarın, ister poşetle de sarabilirsiniz. Makarna poşetiyle de güzel sarılıyor. Bu şekil tahtada da göstereyim.
Bu iç harcı ile biber dolması da yapabilirsiniz. Çok lezzetli olur. Her defasında ayrı güzel olur. Sayfamda mutfağa dair birçok video var arkadaşlar. Bakmanızı, yapmanızı tavsiye ediyorum. Garantili tam tutan tariflerdir. Hepsini sardım. İç harcı bitti. Bir miktar yaprak kaldı. Onu da buzdolabı poşetine koydum. Dolaba atacağım. Saplarını tencerenin dibine dökelim. Böyle poşete koydum. Sarmak istediğiniz zaman çıkarıp sarabilirsiniz. Donu çözüldüğü zaman difrize koyabilirsiniz. Yapraklarımızı istediğiniz şekilde düzebilirsiniz. Çok güzel oldu sarmalarımız. Biraz emekli ama yemesi çok lezzetli. Çerez gibi bayramda, Ramazan'da, iftar sofralarında, günlerde çerez gibi yeniyor. Çok lezzetli oluyor. Bir tencere doldu. Tencere takımının büyük tenceresine 4 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgur yeterli geliyor. Gece sarmıştım arkadaşlar. Sabah saat şu anda 5. 800 milim su, yani 4 su bardağı su yapıyor. Yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı acı pul biber, yarım tatlı kaşığı tuz. Hepsini güzelce karıştıralım. Salçayı bu aşamada çok fazla eklemeyin, acılık vermesin. Bir tane limonu da keselim yüzüne. 1 su bardağı sıvı yağ üzerine mutlaka ekleyin. Yapraklarla da yüzünü güzelce kapatalım. Böyle bir düz tabakta koyabilirsiniz. Fakat biraz kaynamaya başladığı zaman yükseldiği için yaprak tabağı muhtemelen alacağız. Tencere çünkü doluyor. Kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra kısık ateşte tam tamına 1 saatte pişiyor arkadaşlar. Yüksek ateşte pişirmeyin, sarmalarınız dağılır. Kısık ateşte acele etmeden 1 saat 1 saat 10 dakikada pişiyor. Bir yandan çay demleniyor, bir yandan da çorba koydum. Tekrardan tabağı aldım, dediğim gibi taşıyor. Ağzını kapattım. Sabah oldu, günde ışıdı, güneş doğdu. Yapraklarımız çok güzel pişmiş. Mercimek çorbamız da pişti. Şöyle sizlere göstereyim. Saat şu an sabah 6.30, 7'ye geliyor. Pişmiş olan yaprağımızın suyunu böyle süzdürelim. Ters çevirmek istiyorsanız. Üzerindeki yaprakları alalım. Limonları alalım. Sonrasında tekrar tencereye geri yaprakları çevirip suyunu geriye ekleyebilirsiniz. Suyunu ziyan etmeyin, dökmeyin. Genişçe bir servis tabağına tenceremizi inşallah dağılmaz. Ters çevirelim. Hadi bakalım, bismillah. Biraz dağıldı ama çok da dağılmadı. Üzerindeki sapları alalım. Çok güzel olmuş. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. İyice yakından da sizlere göstereyim. Bakar mısınız? Kesinlikle yapın diyorum. Sayfama desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İçini de bölüp sizlere göstereyim. Kesinlikle deneyin, yapın. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarda görüşmek üzere inşallah.